Mahmut Şahin, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı. Work and Travel'ı öncelikle bir eğitim programı olarak görmeyelim. Bu bir eğitim programı değil. Yani özel okullar gibi bir özelliği yok. Yani uzaktan eğitim verme gibi bir şansı da yok bunun. Mutlaka bizzat fiili olarak yapılması gereken bir sistem. Bununla alakalı da hani yapılmadığı zaman normalde ayıplı hizmet konumunda değerlendirilir. Kanuna göre, 6.500 sayılı tüketici kanuna göre ayıplı bir hizmettir. Ve bu ayıplı hizmete karşılık da yapılacak prosedür bellidir. Kişiler ödedikleri ücrete göre, o ücret eğer 11.300 liranın altında ise tüketici hakemiyetlerine, üzerinde ise tüketici mahkemelerine giderek ayıplı hizmetten kaynaklı ödedikleri ücretin geri iadesini talep edebilirler. Burada başka bir şık söz konusu değil. Fakat asıl dikkat çekilmesi gereken nokta birçok hususta olduğu gibi burada da bir denetimsizlik var. Yani bu tarz firmaları kim açıyor, nereye başvurarak açıyor, kim denetliyor? Bir boşluk var. Yani sertifikalı firmalar var, sertifikasız firmalar var bu konuda. Hani sertifikasız firmaların takibinin yapılması gerekir. Hatta sertifikalı firmaların sertifikasının gerçek olup olmadığı ya da bununla alakalı tecrübelerinin, birikimlerinin, altyapı olmadığı konusunda bir denetim şart. Bu denetimin olmamasından dolayı böyle mağduriyetler yaşanıyor. Ve şu anda hatta şöyle bir şey var ki birçok hususta olduğu gibi. Hani bu pozisyona düşen birçok öğrencinin avukatlar vekaletini alarak davasını takip etmek istediklerini ve kazanacaklarını söyleyip aslında yanlış yönlendirebiliyorlar da. Burada sözleşme esastır. O sözleşmeye bakmak lazım. Gerçekleşip gerçekleşmeme sebebine de bakmak lazım. Yani ben gitmedim, olmadı. Onlar iptal etti, olmadı. Bir de zorunlu sebeplerden dolayı olmadı. Bütün bunlar dikkat edilmesi gereken hususlar. Bu anlamda da her avukata hemen vekalet verip takibi yapılmamalı. Sözleşmeyi bizlere, tüketici derneklerine ya da bu işi bilen kişilere bir okutturup ondan sonra bir eksiklik varsa, bir açıklık varsa o hakkını talep etmelidir. Fakat burada çok net olan bir şey var. Muhatabımız hakemiyetleri ve tüketici mahkemeleri. Biz de tüketici sayılıyoruz bu hizmeti alamayanlar. Ben şimdi bu ülkede gerek ekspertiz işlemleri konusunda, gerek bina yönetim firmaları konusunda, gerekse de bu konuda bir denetimsizliği görüyorum. Yani saldım çayıra Mevlam kayıra hukuku işliyor burada. Önüne gelen istediği şekilde bir şirket açıyor ve reklamlarını yapıyor. Yani bu reklamlar yapılırken, insanlardan paralar alınırken bizim yetkililerimiz de seyrediyorlar. İşte ben o seyrin olmamasını istiyorum. Yani bir burada faaliyet var ve bunun bir yönetmeliği yok, mevzuatı yok, kanunu yok, bir ilgili birimi yok ve birileri rastgele bir şeyler yapabiliyor. Burada ne oluyor? Aslında firmanın biz iyi niyetine, inisiyatifine kalıyoruz. Burada sertifikalı gerçekten köklü kuruluşlar var. Onlar işini düzgün yapıyorlardır. Ona çok bir endişem yok ama yapamazlarsa da zaten yerleri belli, yurtları belli, muhatap belli. Orada tüketici bunu bulabilir ama bulunamayacaklar var. Onun için de yetkililerin bir an önce bunları denetim altına alması gerekiyor. Rastgele herkesin bir şirket kurması, hizmet vermesi, para toplaması doğru değil. Gerek vergisel açıdan, gerekse insanların mağduriyetleri açısından bu denetimlerin sağlamlaştırılması gerekir.